Evet, başkent Kiev'deyiz. Şu anda bugün geçici bir ateşkes var. Sadece bir defa siren çaldı. Onun dışında siren sesi duymadık. Sirenler çaldığı anda, sığınaklara inin çağrısı geldiği anda işte bu sığınaklardan birine iniliyor. Burası bir apartman dairesi. Apartman dairesinin altında sığınak yapılmış, işaret de verilmiş sığınak diye. Aşağı doğru indiğimiz zaman şu anda burada da kapıyı çalmayın uyarısı var. Kapıyı çalmayın diyorlar. İçeriye giriyoruz. Burası aslında bir apartmanın altındaki bir depo gibi bir yer. Burayı sığınak haline getirmişler. Burada belli başlı eski eşyalar apartman sakinleri buraya bırakıyor. Burada boya malzemeleri var. Görüyorsunuz boya malzemelerini, temizlik malzemeleri, bazı eski eşyalar gözümüze çarpıyor. Buraya girdiğimizde şöyle bir şey asmışlar. Hani insanlar kafalarını çarpmasınlar diye. Bir uyarı niteliğinde aynı zamanda. Burada da yine bir benzeri var. Burası bir yaşam alanı olmuş. Buzdolabını görüyoruz burada. Burada içeride yaşayan insanlar, işte çocuklar buradalar. Bu odanın içerisinde bu iki çocuklar yaşıyor. Onlardan biri, bir de küçük bir kardeşi var. O da şu anda sığınağın içerisinde. Burada da belli başlı, evet, yaşam malzemeleri, yiyecekler, meyve. Burası da bir, burada da buzdolabı var, kurulmuş. İçinde yine yiyecekler var. Bazı ihtiyaçlar yerleştirilmiş. Hakeza burada yemek de yapılmış. Hazırda makarna sıcak, yeni yapılmış henüz. Evin annesi, işte diğer küçük çocuk da orada. Onlar burada yaşıyorlar. Anneleriyle birlikte şu anda hemen yatağa giriyor. Çünkü hava soğuk. Burada hava soğuk. Sığınağın içerisinde bir ısı yok şu anda. Çok yeterli de değil. Oldukça soğuk. Ve bu şartlarda yaşamaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz. İşte burada da yemek pişirilmiş. Burada başka bir yine sığınak yeri. Başka bir oda. Sığınağın başka bir odası. Burada da çocuklar resim çizmişler. Bakınız, vakitlerini böyle geçiriyorlar. Resimler çizerek. Burada çocuklar burada zaman harcıyorlar. Burası hem oturmak, dinlenmek hem de uyumak için kullanılıyor. Burası bir yatak olarak kullanılıyor. Burası da yine bir yatak olarak kullanılıyor. Bu da başka bir yaşam alanı. Şimdi geliyoruz, karşıdaki odaya giriyoruz. Bu odada da yine insanlar yaşıyorlar. Yataklar var, görüyorsunuz. Oldukça da rutubetli, onu söyleyeyim. Soğuk aynı zamanda. Her ne kadar kalorifer boruları olsa da çok soğuk olduğunu görüyoruz. Burada da yine bir başka yatak var. Sığınak olarak kullanılıyor. Yaşam alanı olarak oluşturulmuş. Çalışmayan bir televizyon var, eski. Burada da birçok içeceklerin plastiklerini içine su doldurmuşlar. Burada, şurada da yine damacananın içerisinde su görüyoruz. Hayatta kalabilmek adına. Burada da işte az önce söyledim, yemek pişmiş. Hatta taze bir makarna yapılmış şu anda. Makarna yemeğe hazır hale getirilmiş. Farklı farklı yemek yapmak için kısıtlı da olsa araç gereçler burada mevcut şu anda. Evet, işte böylesi bir sığınakta sirenler çaldığı anda apartman dairesinden hemen aşağı iniyorlar ve burada kalıyorlar günlerce.